Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yeni bir videodan selamlar. Üstümüzü bir çıkaralım. Yük indirdim de şimdi. Bayağı bir soğuk burada. Şöyle. Havalar bir de olsun, çıkalım. Şu anda Bayrampaşa'dayız. Biraz dandik bir yerdeyiz. Bir makaslamamız gerekecek. Havalar da olsun. Bugün Lüleburgaz'a gideceğiz. Şöyle kemerimizi takalım. Mikrofonumuzu da takalım. Ondan sonra topuk. Buradan nasıl döneceğiz şimdi? Buradan nasıl döneceğiz? Buradan böyle makaslaman gerekiyor da. Çok biraz sıkıntılı bir yer. Yemedi. Bir daha. Bir daha bir makas diyeceğim. Ah. Topla. Görüyor musunuz aynadan Dorsey'i? Bayağı bir sıkıntı. Teşekkür ederim. Yol verdi de sağ olsun. Ona bir teşekkür ettik. Şimdi ne diyorduk? Lüleburgaz'a gideceğiz bugün. Buraya ben karton getirdim arkadaşlar. Yine karton götüreceğim ama öncesinde bir semte uğramamız lazım. Çünkü Dorsey'nin arkasında hafif bir göçük oluştu. O göçüğü bir düzelttireceğim. Yoksa yüklerken falan bayağı bir sıkıntı yapıyorlar bana. Var mı oradan geçecek yer karşıya? Yok. Yüklerken sıkıntı oluyor ya. Gideyim onu yaptırayım. Geç aldı. Başımız ağrımasın. Hem de insanlar yük yüklerken sıkıntı çekmesinler. Geçelim şöyle. Düşürdük arabayı. Çok darmış ya burası da. Çok güzel. İnsanlar yüklerken hem zorluk çekmesin hem biz zorluk çekmeyelim. Gittiğimiz yerlerde işin iptal olma riski olabiliyor böyle durumlardan. Dorsey tabanı bozuk diye. Gidelim onu bir düzelttirelim 2 dakika. Makasçıya gideceğim. Dorseci yok buralarda. Bakalım inşallah makasçı işimizi halledecek. Şöyle bir döneceğim abi. Sen zorlama bak. Zorluyorsun girmiyor. Hani girsen tamam. Ama tam Dorsey'nin ucunda. Geliyor çıkıyor. Sığamıyoruz yola da. Ne yapalım? Ben geçeyim de. Sen de rahatla ben de rahatlayayım. Şöyle bir dönelim. Hafiften yağmur var. Bu videoyu ben yayınladığım zaman muhtemelen Ramazan bitmiş olacak. Çünkü elimde stok videolar var arkadaşlar. Yani siz bu videoyu izlediğinizde ben bu videoda oruçlu olmuş olacağım ama Ramazan muhtemelen bitmiş olacak. O yüzden hepinizin Ramazan'ını Allah kabul etsin tuttuğunuz oruçları. Bakayım kaç video. Hemen hemen bayramda falan olacağız ya. Bu videoyu ben yayınladığımda bayramda olacağız. Biraz hızlı gidiyorum bu aralar da. Hesap edemiyorum. Şeyi hiç hesaplamadım ben. Ramazan'ı hiç hesaplamadım. Hadi oğlum. Bir tık devirsiz yakaladık arabayı ama toparladı kendini. Şöyle bir dönelim. Neyse arkadaşlar ben şimdi gideyim bir şu Dorsey'imi bir hallettireyim. Bayrampaşa trafiği de gördüğünüz gibi bu şekilde. Şu Dorsey'imi bir hallettireyim. Muhtemelen akşamüstü falan yüklemede olacağım. Akşamüstü tekrar görüşürüz veya gündüz işim erken biterse gündüz görüşürüz. O esnada şu evrakın fotoğrafını da bir gönderelim. Ki ödemelerimiz zamanında gelsin. Yandı mı? Sen niye öyle bir kıpırdadın abi? Ben de kıpırdayım azıcık. Buyurun. Evet, yeşil de yandı. Neyse, bunu sonra yaparız o zaman. Allah. Bunu sonra yapacağız. Şurayı da bir çıkalım da öyle kapatalım. Ya en azından trafiği de bir göstermiş olayım size. Sağdan araçlar geliyor.
Selektör değil abi. Korna yapacaksın ki ben seni duyacağım. Selektörü görmüyorum ki ben seni zaten. Sokaktan çıkıyor da. Şimdi Sultan Gazi Habibler. Oradan ben sağamayacağım. O yüzden buradan gideceğim. Şöyle bir otobanımıza çıkalım. Allah'tan yakın bir 5-6 kilometre falan gidip ondan sonra makasçıya varacağız. İnşallah yapar. Hiç de sormadım adama ama sadece makasçı olduğunu biliyorum. Bir gidelim bakalım. Evet arkadaşlar, yükleme yerine yaklaştık. Son böyle 2-3 kilometre falan. Şu yükleme yerine bir gidelim. Ya dün bana gel dedi. Şimdi abi diyor ki iş yok. Ben de gelmiş bulundum artık. Bakalım bir gidelim, bir şeyler çıkartmaya çalışacağım dedi de. Ya çıkar yine bir şeyler de. Abi girme sana zahmet. Sinyal verdim, dönüş yapacağım çünkü. Tamam, şöyle bir dönelim. Çok antin kuntin yollar buralar. Burası Hadımköy arkadaşlar. Hadımköy, Altınşehir, Ömerli. Böyle biraz Başakşehir, biraz Başakşehir, biraz Kayaşehir. Böyle bir yer. Çok enteresan bir yer. Biraz Esenyurt. Öyle söyleyeyim size. Karman çorman bir yer. Abi çabuk döner misin lütfen? Döndün mü? Adam döndü. Vallahi helal olsun. Şimdi buradan yükleyip Çerkezköy, Lüleburgaz tarafına gideceğiz arkadaşlar. Şunu da bir geçelim. Şuna da yakalanmasak var ya 10 numara olacak. Süper. Yarın da artık bakarız. Allah büyüktür. İftara kaç saatimiz var? İftarımıza bir bakalım. Eğer burada işler uzarsa, gerçi market falan var ya, şop falan var da. Oradan olmadı bir şeyler yaparız. Yemek yapamıyorum abi ya. Yemek olmuyor. Arabada bir türlü yemek yapamıyorum. Ona farklı bir çözüm bulacağım. Farklı bir sistem yapacağım. Onu da inşallah yakın zamanda sizle paylaşırım. Hava zaten soğuk. Bir de harıl harıl çalıştığımız için durup böyle bir 5 dakika bile yemek yapmaya vaktimiz yok. Gidiyoruz, ne zaman çağıracakları belli değil. Yol kenarında da olmuyor. Duramıyoruz açık söyleyeyim. Biraz zor oluyor durmak falan. Abi o ne ya? Duman atıyor. Bebosto'yla mı gidiyorsun? Yani öyle. Yemek işine giremedik arkadaşlar. Girmek istiyorum ama inanın o kadar çok dolapla işim var ki. Her gün dolap aç, dolap kapat, dolap aç, dolap kapat. Biraz açıkçası zor oluyor. Hava da soğuk gerçi. Yazın belki çok çok daha iyi olabilir. Aslında belki havaların soğukluğundan da böyle üşeniyor olabilirim yani. Geldik mi? Burası mıydı ya? Yok, burası değildi. Bir sonrakiydi galiba. Abi ben sağa yanaşacağım ama. Ya gidelim de inşallah şu yükümüzü falan hemen bir çıksın alalım. Yarım saat sonra ara bir şeyler yapacağım dedi ama yarım saatte geçti açıkçası. Oraya gidiyorum şimdi. Olmadı. Akşam listesinden bir şeyler çıkartmaya çalışacağız. Buralar böyle İstanbul'un artık sınır noktaları arkadaşlar. Görüyorsunuz bak, etrafta hep tarlalar marlalar falan var. Sol tarafım ne kadar yansıyor size bilmiyorum ama buralar böyle artık İstanbul'un bittiği ve yeni İstanbul'un başladığı noktalar. Biz buradan döneceğiz şimdi. Sağa döneceğim ben. Ne güzel ya, hep yeşil yandı bugün. Tam kırmızı durmaya niyetleniyorum, yeşil yanıyor. Şöyle bir dönelim biz. Burada biraz dar ve rampa ama yapacak bir şey yok. Araba da boş, dingil de havada ama ona rağmen ufaktan böyle sarıyor. Çok güzel yerler ya. İnsanlar zamanında yerleşmişler buralara. 2 katlı, 3 katlı. Buralar köymüş aslında arkadaşlar. Bildiğiniz köymüş yani. Şurası da belki köyün bir camisi. Ama gel gör ki işte zamanla
buralar çok çok değerleniyor. Yatırım yapmak önemli, sabretmek önemli. Ben de aslında yatırıma yönelmek istiyorum ama ufak ufak. Ben sabredemiyorum. Yani şundan bir 4 sene, 5 sene önce bir şeylere böyle ufak ufak yatırsaydım var ya, şu an her şey çok çok farklı olabilirdi ama her geç kaldığımız gün bizim için zarar aslında. Yatırım yapmak önemli. Şu ara bir ay sonra falan başlayacağım, bir şeyler yapmaya başlayacağım yatırım konusunda. Böyle bir 5 sene, 10 sene belki, ya 10 sene de çok bir şey değil ya. Baktığın zaman yaşımız bir şey değil arkadaşlar. 32 yaşındayız. Şöyle her sene diyorum, pardon, her ay 3-5 kenara bir şeyler atsanız var ya. Yani para olarak değil, bir şeylere yatırmak amacıyla söylüyorum. Bir mal da olur, ne bileyim bir hisse de olur, altın olur, dolar olur, euro olur, ne bileyim gümüş olur. Buralara böyle uzun vadeli her ay istikrarlı bir şekilde yatırım yaparsak ileride ekonomik anlamda biraz daha özgür olabileceğiniz kanaatindeyim. Çünkü bundan 4 sene 5 sene önce fiyatını bildiğim şeylerin şu an çok çok yüksek rakamlara çıktığına da şahidim. Yani zamanında özellikle girip bakıyorum, hani takip ediyorum 5 sene önce neydi diye. Uçmuş, her şey çok uçmuş yani, neredeyse 15 katı 20 katı her şey değer kazanmış. İşte o zamanlar böyle ufak ufak birikimler yapsaydım şu anda belki o zamanlar biriktirmiş olduğum 20 bin lira, 30 bin lira şu anda 300 bin lira, 400 bin lira olmuş olurdu diye tahmin ediyorum. Tahmin ediyorumdan ziyade hani bunlar geçmiş verilere bakarak söylüyorum, olurdu yani. O yüzden yatırım yapmak her zaman önemli. Konu nereden buraya geldi bilmiyorum ama yatırımı sevin arkadaşlar. Geleceğiniz için, çocuklarınız için yatırım önemli. Bunu da Yasin aşıladı bana. Yatırım, 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 yatırım. Şimdi ben buradan bir... Merhaba kardeşim. Şöyle bir dönüş yapacağım. Teşekkür ederim. Yolun karşısına park edebilirdim ama... Geçtin mi abi? Çok güzel. Yolun karşısına park edebilirdim ama dönüş çok çok ileriden. Alışmışız buraya böyle. Yolda gitmiyor zaten. Boş bir yol. Şuraya park edeceğiz ve bakacağız bakalım. Gelen giden bir şey var mı yok mu? Bir sola mı kaysak acaba? Ya da ileri gidip böyle bir buraları kapatmasak, işte yok zaten. Yo abi çıktı zaten. Geri geleyim. Orada ben yatayım abi. Bence mantıklı. Demin yanımızdaki abi gitti arkadaşlar. Onun yerine ben alayım. Kimseye de engel olmamış olurum. Şöyle bir yapalım. Güzelce arabamızı da park edelim. Haber de verelim. Ondan sonra yatışa geçelim. Şöyle. Gayet güzel. Evet. Şu yükümüzü bir alalım arkadaşlar. Ondan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arabamız da düz. İmdatımızı da çekelim. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar, çok sıkıntılı bir yere denk gelmişiz. Şimdi ben buraya nasıl gireceğim? Ben buraya nasıl gireceğim, nasıl gireceğim, nasıl gireceğim? Çok problemli ya. Vallahi çok problemli. Çok problemli. Nasıl yapalım, nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Camımızı biraz indirelim. Evet. İnip baka baka yanaşacağız buraya. Önce bir ters girmeye çalışacağız. Şu an sağdan girmeye çalışıyorum. İneceğim, bir bakacağım. Yapacak bir şey yok. İki direğin arası çok dar çünkü.
Vurmayalım. Tamam, bura kurtardı. Burayı kurtarırız ya. Sağ tarafı önemli olan vurmamak. Çünkü hiç pay yok. Sıfır. Sıfır gireceğiz buraya şimdi. Bakalım. İnşallah gireceğiz. Biraz daha makaslayalım. Giriyor mu? Giriyor herhalde. Biraz daha. Aa, bu iş olmaz. Bir daha bakacağız. Dayanmışız oraya. Burada problem var mı? Burada yok. Şöyle yapacağız o zaman. Kimse yardım da etmiyor. Kimse de yok. Güvenlik de yerinde oturuyor. Kaldık bir başımıza. Şimdi şöyle biraz arabayı açacağız. Evet. Şöyle açacağız. Yeri görüyorsunuz değil mi? Ne kadar dar olduğunu. Sonra şöyle bir, ya hiç göremiyorum ki. Vallahi hiç göremiyorum ama şöyle bir bakayım, vuruyor muyum? Azıcık daha güzel. Yok, vurmuyorum. Şöyle yapacağız, biraz daha makaslayacağız. Sağdan yanaşmak işte bu kadar zor. Burayı sıfırladık artık. Burada bir sıkıntı yok. Burada bir sıkıntı var mı? Burayı dayamışız. Burayı dayamışız. Az daha gitseymişiz kolona vuruyormuşuz. Şu ayakkabıları çıkaralım. Evet. Kilitlendik, kaldık. Allah, kilitlendik kaldık ya. Biraz daha şöyle yapalım. Ben buraya girerim abi. Ben buraya girerim ama benim azıcık arabayı şöyle şu tarafa açmam lazım ki ben oraya girebileyim. Girebilir miyim? Stres, stres, stres. Stres. Şöyle bir kere daha bir inip kontrol edeceğim. Alan dar abi ya. Alan çok dar. Biraz daha geleyim de bari. Şurası nasıl? Bura hala sıfır. Neyse, ben biraz daha geleyim böyle bakalım. Artık ses gelene kadar devam. Abi insan bir gelir ya. Der ki kardeşim hop, aman dikkat. Bir daha inip bakacağım. Kusura bakmayın ama bu işler böyle. Kurtardık mı? Ya o kadar şey ki aradaki. Bura kurtardı. Tamam, daha buradan bir şey olmaz. Ama diğer taraf çok problemli. Benim olduğum taraf çok problemli şu anda. Hadi bakayım. Şu an var ya, vuracak diye aklım gidiyor. İnip bir daha bakacağım. Böyle bakmalara üşenmeyeceksiniz. Tamam, kurtardı burası. Süper. Kıl payı kurtardı hem de.
işimin altına girmeye başlayalım. Yoksa toparlayamayacağız. Şöyle altına gir 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 gir. Gir altına gir 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 gir. Biraz ileriye alalım. Çünkü dorse diğer tarafa doğru kıvrılıyor. Hadi oğlum. Tamam. Şimdi şuraya gireceğiz. Allah'ım bunaldım ya. Vallahi billahi. Daraldım, bunaldım. Evet, hadi bakalım. Şimdi gel. Sağımızda bir şey var mı? Biraz bir şeyler var. Sen başarabilirsin. Evet. Topla, 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 topla. Topla. Şu an ön duvar sıfır. Deneyelim. Olmazsa geri çıkacağız. Bence oldu. Süper. Şimdi orayı sıfırlamamız lazım ki yan taraftan yükü yükleyebilelim. Çok dar ya. Allah çok dar. Evet. Tek attık arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Tek attık. Vallahi tek attık. Ben beklemiyordum bu kadar ama alanda biraz zorlanırım diye tahmin ettim. Ama çok şükür 10 numara 0 girdik. Hadi bakayım biraz daha. Oh be, çok şükür. Nasıl? Bence 10 numara. Her şey yolunda. Şimdi gidelim şu yanları bir açalım. Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Sen de kayıtlasın. Evet arkadaşlar, yükümüzü aldık şu anda. Şöyle bir çıkalım. Dörtlümüz nerede? Dörtlümüz burada. Bayağı bir oldu ben çıkalı. Aslında biraz kameraları açmak için yolun kenarında durdum. Ayarlarımı falan yaptım. Şimdi tekrar yola çıktım. Yük iki yere çıktı. Bir yer diye konuşuyorduk genelde ama bu sefer iki yere çıktı. Yükü iki yere götüreceğiz. Aradım birini de kapalı. İlk indireceğim yükü aradım aslında. Kapalı. Telefonlara cevap vermiyor. Yatışa geçeceğiz birazdan. Yarın artık sabah erkenden devam ederiz. Yükümüzü boşaltırız. Bayağı da uzun çaldırdım ama fabrikayı aradım. Telefonlara bakmadılar. Bir daha boşu boşuna gidip orada rezillik çekmenin bir anlamı yok diye tahmin ediyorum. Burada hafada yatarız. Sahurumuzu da yaparız. Güzelce eksiklerim falan var. Biraz suyum falan yok. Onları bir hallederiz. Ondan sonra sabah da erken kalkar. İnşallah yolumuza devam ederiz. Hafada biraz kazık ama yapacak bir şey yok. Düştük bir kere ellerine. Hafada bugünümüzü geçireceğiz. Biraz geç saate kaldım ben yine burada. Normalde biraz erken çıksaydım, beni biraz erken salsalardı, bir tane yere en azından indirirdim. Diğer yere de yarın sabah erkenden gider boşa çıkardım. Yarın muhtemelen gün içerisinde boşa çıkacağım. Ah, durum böyle. Saat de çok erken. Şimdi gider bir tane de film patlatırız. Modemi almamışım gerçi yanıma da. Evde kalmış sabah. Apar topar çıktım evden. Kendi artık telefonumuzdan o işi halledeceğiz. Şu Çerkezköy yolu. Arkadaş yine geldik bu yola. Baksana şuraya ya. Şeridimizden gidemiyoruz. Vallahi şeridimizden gidemiyoruz ya.
şu yoldan nefret ediyorum abi. Bak yine geldik, tam bozuk yere geldik. Gerçi sabahtan beri bozuk da bura ayrı bir seviye yani. Böyle bir seviye yok bu ülkede. Yazık, arabalarımıza yazık. Çukurlara giriyoruz. Acayip acayip şöyle şöyle çukurlar. O çukurları nasıl yapabiliyorsunuz arkadaş? Nasıl tamir etmiyorsunuz? Gördün mü? Bak. Hemen emniyet şeridine yapış abi. Arabanın birazı emniyet şeridinde, birazı şeyde, yolda, mecbur. Başka türlü olmuyor. Ya da birazdan orta şeride atacağım kendimi. Orta şerit de biraz ya işte idare eder bu tarafa göre. Para vermiyoruz diye mi acaba böyle ya? Kuzey Marmara öyle değil. Yağ gibi akıyor orası. Bence para vermiyoruz diye bunlar arkadaşlar. Ben öyle tahmin ediyorum. Baksana şuraya. Bugün günlerden çarşamba, yarın perşembe, cuma günü finito. Cuma günü erkenden işlerimi bitireceğim. Cumartesi günü arabamı bakıma götüreceğim. Artık kilometresi geldi. Yaklaşık bir 30 bin kilometre falan yaptım. Gideyim bakımlarımı yaptırayım, yağ bakımlarımı yaptırayım. Birkaç tane eksiğim var arabada, onları yaptırayım. Taliye biraz kaçırıyor gibi. O taliyenin tamir takımlarını falan yaptıracağım. Yine bir 15-20 bin liralık olacağız bu hafta. Olsun, bakımları yapmak önemli, aksatmamak önemli. Çünkü 5000 kilometre aksat, 10.000 kilometre aksat, ondan sonra Allah korusun motorumuzu alırız elimize. Ya da daha büyük masraflar açabilir. Belki şu anda tamir takımıyla kurtarılabilen bir malzeme komple değişme noktasına kadar gidebilir. O yüzden bakımlar her zaman zamanında olacak inşallah. İnşallah yani. Paramız olduğu sürece sıkıntı yok. Arabaya her zaman para harcıyoruz. Ne yapacağım? Not alıyorum. Bir yandan da şu an videoya not alıyorum. Tamir takımım var. O değişecek. Ondan sonra yağ bakımları yapılacak. Ondan sonra enjektöre bir ayar usta yaparsa artık. Pek yanaşmıyor o tarz şeyler ama enjektör için Mersin'e gitmem gerekiyor. Mersin'de buldum bir tane usta. Onun da bir 10 bin lira falan herhalde masrafı var. 10 bin lira da oraya bayılacağız. Belki yakın bir zamanda Mersin yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle güzel, mantıklı, avantajlı, tonajsız bir iş bulursam Mersin'e şu enjektörlerime baktırmaya gideceğim. Yakıtta fark ediyorum yani. O enjektörün ayarsızlığı bana biraz yaktırıyor. Hesaplarım, kitaplarım tutmuyor birbirine. Enjektörüm var. Enjektörü yaptıracağım. Ondan sonra neyim var? Vardı ya. Birkaç tane daha bir şeyim vardı da. Hatırlamıyorum ya. Ne vardı? Şu yola bak. Yola bakmaktan düşünemiyorum ki. Ha, körüğün bir tanesi değişecek. Bir tane körük değiştireceğim. Arka körüklerden biri geçen gün, geçen zamanlarda daha doğrusu, geçen gün değil de geçen zamanlarda patladı. Basık bir şekilde gittim ben. Tam hatta o şeyden sonra. Neyden sonra ya? Kompresörü yedikten sonra mı oldu? Muhtemelen kompresörü yedikten sonra oldu. 3 tanesi yeni zaten. Bir tanesi kalmıştı. Arka körüklerden bahsediyorum. Dörtlü bu arada arkası. Bir tanesi patladı. O an elimde şey yoktu. Yani tamirciye gittim. Elimde bir sadece bir tane körük vardı. Benim kullanmadım. Arabada olan böyle yepyeni. Tamircide de diğer tarafın aynı körüğünü bulamayınca mecbur onu taktık idarelik. Şimdi arka tarafta bir tane körük büyük, bir tane körük küçük arkadaşlar. O yüzden o körüğü de dengelemem lazım. Bazen arabanın arkası şöyle çok hafif yatık kalabiliyor. O da böyle benim ayarımı bozuyor. Dengesiz duruyormuş gibi duruyor araba. Onu da bir çiftlemem lazım, ayarlamam lazım. Bir de sol tarafın balatası değişecek. O gün yine tamirciye gittiğimde o körüğü değiştirdiğim zaman balatalarım da eskiydi. O zaman dedim hani bir balataları falan. Ay arkadaş ya. Tövbe estağfurullah. Yola bak. Neyse abi, ben kendimi orta şeride atacağım yani. Ben yapacak bir şey yok. Şu arabada bir geçsin. Baksana yola. Şangır şungur, şangır şungur. Şöyle bir geçeceğim ortaya. Ben ortadan devam edeceğim. Heh.
Oh be, biraz daha düzgün. Ne diyordum? O gün balataların birisini değiştirmiştim. Birisi kalmıştı. Sol taraf kalmıştı. Onun da bir ayar vidası açılmıyor. Muhtemelen kampananın vidası açılmadığı için bunu tornacının açması lazım demişlerdi. Orada da imkanlar biraz kısıtlıydı. Ezine de yaptırmıştım hatta. Bir de sol balata değişecek. Ben de zaten takım olarak almıştım onu. Sağ tarafı taktılar, sol tarafı takmadılar. Arada bir zaten ekranda uyarı gösteriyor, balatalarını değiştir diye. Onu da yapayım. Başka var mı aklıma gelen bir şey? Şu anlık yok. Aklıma gelirse de zaten bir şeyler yaparız, notumuzu alırız. Onları da ekleriz inşallah. Bak dayanamıyorum, yine sağ şeride geldim. İnsanlar geliyor sol şeritten. Hani ne güzelmiş öyle ya. Adam ne güzel yapmış arabayı. Volvo. Hadi bakayım koçum. Kapışalım. Bu arada yüküm arkadaşlar 5 ton var ya da yok. Yok herhalde yani. Çok sığ attılar yükü. Yani normalde kartonu yükledikleri zaman şöyle bir 8-9 ton falan geliyordu. Ama bu sefer çok sığ attılar. Çok saçma sapan bir yükleme yaptılar. İki yere yüklediler ama hemen hemen nereden baksanız bir yarım araba gibi bir şey oldu yani. Arkada iki paletlik boş yerler var. Arada iki palet koymadığı, tek palet koyduğu şeyler var, yerler var. Enteresan, bilmiyorum. Değişik bir yükleme oldu. Benim için önemli değil tabii. Benim için hafif olması her zaman daha iyi. En azından biliyorsunuz ben hafif yüklere daha çok böyle yükleniyorum. Arabam yakmıyor, arabam yorulmuyor. Benim için önemli değil. Ama değişik bir yükleme yani. Enteresan. Yükü bir yandan sevdim, bir yandan sevmedim. Çok tonajsız olması, boş boş gidiyorum gibi bir şey şu anda. Çok tonajsız olmaması iyi, iki yer olması kötü. Bir de gideceğim yerler, inşallah böyle çok büyük fabrikalar değildir de, hemen böyle butik yerlerse indiriyorlar çünkü. Fabrikalarsa bekletiyor biraz. En son atmaya çalışıyorlar bu karton işini. Mukavva işini, oluk işini. O yüzden inşallah şeydir, küçük küçük butiklerdir de hemen indirirler. Gerçi indirirler çünkü malları çok az olduğu için bekletmezler, hemen aradan çıkartırlar. Biz Hafa'ya yaklaştık arkadaşlar. Yaklaşık ne kadar kaldı? Hemen hemen 3 kilometre falan bir yolum kaldı ya. Neyse, şimdilik bana müsaade. Geldim de zaten arabamı park edeyim. Hayır. Hay yoluna. Kardeşim bir şey konuşacağız. Konuşamıyoruz ya. Vallahi bir şey konuşacağız. Konuşamıyoruz ya. Şöyle bir geçeyim de. Kusura bakma ya. Allah. Tıngır tıngır geliyorsun sen de. Sol şeritten artık. Hakkını helal et. Ama yol kötü. Ne yapayım? Bir de kolluyorum. Orta şeridi de kolluyorum yani. Sağa kaçıyorum. Sola kaçıyorum. İnşallah bir duyarlar da yollar hani biraz kötü. Arabalarımız yeni değil, eskiyor. Ön takımlar, ön takımlar pahalı. Belki duyulur. Çok zannetmiyorum ama olsun, biz yine böyle bir ufaktan mesaj atalım. Bak yine sağ tarafa geçtim. Arkadaş. Bu yolmuş, ben de artık böyle şey yapıyorum. Emniyet şeridi de kötü arkadaş. Emniyet şeridi de kötü. Bu yolmuş artık böyle 70-70 gidiyorum ya. 70-80, 70-80 gidiyorum ya. Hep sağ şeritteyim. Tutamıyorum kendim, mecbur sağ şeride kayıyorum. Hafif bir düzgünlük görünce çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz arkadaşlar. Kusura bakmayın ama vallahi böyle. Ben de çok hoşnut değilim şu anki durumdan. Ben tekrar bir orta şeride geçeyim. 300-400 metre gidersek o da bizim kârımıza. Evet, son 1 kilometre. Acaba yer var mıdır? Saat çok erken ama akşam vakti yani, bir de indirmeler falan kapandığı için, mesailer bittiği için şoför arkadaşlar erkenden yatışa geçiyor olabilir. Bir bakalım yerimiz var mı yok mu, ona göre olmadı kenara bir yere park ederiz. Ben park edecek bir yer bulurum da, ama işte rahat olsun ki kafamız ağrımasın. Akşam biri takar mı dönerken? Küçük bir yer zaten. İnsanlar geçebilir mi, geçemez mi? Hadi bakalım, göreceğiz şimdi. Yolun kenarından anlarız biz dolu olup olmadığını. Vallahi şu an sol taraf boş.
park boş mu acaba? Genelde park dolu olduğu zaman şu sol tarafa koyarlar arabaları. Bir şey diyeyim mi? Dolu gibi. Vallahi dolu gibi. Abi sen git ya. Sen git, sen sanki ileride bir yer gördüğün gibi, o da görmemiş arkadaş. Aa, burada kapalı. Buraya koysak olur mu? Yok, boş yer var. Var mı? Ne bileyim abi, bazen küçük arabalar da bırakıyor. Bak bu girdi. Bu kendini kurtardı. Buraya sığar mıyız? Ah, buraya da sığamayız. Biraz daha. Arkadan araba gelmese de bari geri geri gelip oraya girerdim. Var mı, var mı, var mı? Şurada var, girmez. Şurada var, tamam. Buraya girerim ben abi. Ama ben ne yaptım biliyor musunuz? Ben çok yanaştım bu tarafa. Dönerken arkadaşların aynalarını götürebilirim. Arabayı biraz açmam lazım. Şöyle biraz. Göremiyorum ışık açık diye. Şöyle biraz daha. Tamam. Bence güzel. Çat diye bir ses gelirse. Gelmesin de. Şuna bir kapatacağım. Sağ tarafımı göremiyorum çünkü. Selamun aleyküm abi. Abi baktı herhalde. Abi az çıksan da ben arabayı park etsem, ben sana zahmet. Beni izliyor ya. Az çıksa arabayı park edeceğim de. Aa, şurayı kafayı da düzeltelim. Biraz daha gidelim. Vurmam arabana, merak etme ya. Vurmam, merak etme abi ya. Canını yediğim. Ama biraz daha yanaşsak mı? Yok ya, yanaşmayalım bu. Arkadaş da çıksın. Biraz da geri alalım. Hizaya getirelim arabaları. Bence güzel. İdare eder. Azıcık daha gideyim de rahat çıksın. Evet. Geldik çok şükür. Oh arkadaşlar, bana müsaade. Sabah görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar hepinize günaydın. Çok güzel uyumuşum ya. Uyumuşum da. Saat 7:30. Sabah bir kalktım. Donuyorum, her tarafım titriyor. Bilin bakalım ne olmuş. Bilin bakalım ne olmuş. Ve Boston'un mazotu bitmiş abi. Yakıt bitmiş ve Boston'da. Şuraya bir çıkayım. Sabah bir kalktım, azer bülbül gibi titriyorum yatakta. Çok kötüydü ya. Ha, hiç inemedim aşağıya. Şu an bile böyle titriyorum hala. Yani şuraya bir çıkalım da. Durduğum yerde yıkayacağım artık elimi yüzümü. Duramıyorum çünkü. Mont falan ne varsa hepsini giydim. İşlemiş ya, böyle bir soğuk olamaz. Takip etmiyorum aslında. Webostu'yu takip etsem böyle sıkıntılar olmayacak da. Çok kötüydü. Neyse. Bismillah dedik, yola çıktık. Hadi bakalım. Hadi bakalım, günümüz hayırlı olsun. Ya Allah, bismillah. Erken kalkan yol alır. Normalde biraz daha uyuyacaktım da. Sonra dedim ki iki yer boşaltmam var. Aman. Günün ölmesin.
Hemen kalktık ondan sonra. Bu arada benim mikrofonun şarjı azalmış. Biraz ben onu şarjı takayım. Azıcık da yol gideyim, bir 10 dakika falan. Ondan sonra... Abi müsaade. Boş ya, nasıl gidiyor değil mi? Boş arabayı çok seviyorum ya. Boş arabayla istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Rahat hareket edebiliyorsun yani. İstediğin her şey derken öyle değil. Yandaki adamın da camını yıkadık ama abi hakkını helal et ya. Fiskiyeler benim böyle bakıyor. Şöyle bakıyor. Biri böyle bakıyor. Cama bakan yok. Yapacağız onu da sözde. Geçen bir şey sokmaya çalıştım da kalın geldi. Evden bir iğne miğne almam lazım. Değiştirmiştim ucundaki şeyleri de. Su atan fıskiyeleri. Uçları ayarsızmış onların. Bak şimdi. Bir dakika şu bir geçsin de ha. Bak şimdi. Verdim suyu. Bak bak. Bak bir tane oraya atıyor. Atmıyor başka. Diğerleri kapalı. Ağzını açmak lazım. Şu tarafta da biri böyle bakıyor. Biri şöyle bakıyor. Bu taraftaki zaten... şey suyu şuraya kadar atıyor. Buraya geldikten sonra dışarı fırlatmaya başlıyor falan. Neyse arkadaşlar. Ben daha yeni uyandım. Kusura bakmayın. Daha ne dediğimi tam idrak edemiyorum. O yüzden birazdan ben kendime geleyim. Hem de şu mikrofonu şarja takayım. Kameraları takmışız. Onu takmamışız. Şu indirme yerine bir yaklaşalım. Sonra devam ederiz. Şimdi biz buradan mı gireceğiz? Buradan gireceğiz. Geçebilecek miyiz? Güneş de öyle bir vuruyor ki arkadaş. Resmen ırzımıza geçiyor ya. Şöyle bir döneyim de şurayı toparlayacak ondan sonra. Türk gücü. Hadi bakalım. Ben buradan yüklemiş miydim ya? Ben bu fabrikadan herhalde şey yükledim arkadaşlar. Bir zamanlar petek yükledim. Tamam tamam hatırladım tamam. Unutur muyum? Bildim burayı. Geldim ben buraya daha önce tamam. Simitçi. Yok muydu şöyle şimdi bir simit ayranımız ha? Arkadaşlar oruç gayet güzel geçiyor. Bir problem yok. Ben öyle simit mimit falan dedim ama. Sadece işte psikolojik olarak... canımız bir şeyler çekiyor. Ama acıkma susama falan yok. Öyle bir şey yok. Normal bir zamanda olsa mesela bu saatlerde illa bir kahvaltı yapma ihtiyacı duyuyor insan ama Ramazan'da ne hikmetse abi olmuyor yani aç kal. Sahurunu yapma kalk yine insanda bir yemek yeme isteği olmuyor yani. Anlamadım gitti. Takdiri ilahi. Acaba bu akşam ne yesek ya? Neyse bir akşam yaklaşsın da o zaman başlar bizim mide. Şunu yiyelim, bunu yiyelim. Şundan olsun, bundan olsun. O ne bir sürü tır var. Ben ambalaj getirdim. Bak bana bulaşmayın lütfen. Lütfen. Benle bir işinizin olmadığını söyleyin bana. Makina. Üstü kapalı. Ben gidiyorum bak. Burada benim işim yok lütfen. Burada da işim yok. İyi bari. Bizim oraya gitmiyorlarmış. Kuyruk uzamıyor oraya kadar. Korktum bir an. Yani bu kadar tır varsa kesin akşamcıyız burada. Nerede? Neydi burası ya? Adı neydi buranın? Başka fabrika kalmadı zaten. Boğaziçi. Aynen burası. İstesen de yok başka bir yer. Ne yapalım? Şöyle bir yanaşalım. Tamam. Sıra yok, bir şey yok da. Pat diye de girmeyelim. Ayıp olmasın. Şöyle düzeltelim arabamızı da. Daha kimse gelmemiş. Çok güzel. Tamam.
şu kaydımı bir yaptırayım. İndirirken görüşürüz. Evet, girdik içeriye şimdi. Yanlarımızı bir açalım. Nerede abi? Bir sorsaydık ya. Aç dedi ama. Yine de bir emin olmak lazım. Nereye kadar bunların malıydı acaba ya? Acaba. Ne yazıyor? Bak bir kağıt düşmüş mesela. Boğaziçi. Buraya kadar bunların demek ki buraya kadar açacağız. Devamı da olabilir. Bütün buranı da yaştık zaten. İyi, burada da tek taraf indirecek. Bari bıçakları uzunmuş. Gel bakalım. Tamam. Bu neymiş? Sen nesin? Gözükmüyor. 66, 66. Bu da mı Boğaziçi be kardeşim ya? Tekirdağ. Ne diyor? Dur bakayım. Bunda Tekirdağ diyor mu? Göremiyorum ki. Vallahi bunda da Tekirdağ diyor. Herhalde. Aa, buraya da düşmüş bir tane. Bu da Boğaziçi. Komple açacağız. Araba komple buranın ya. Bu araba komple buranınmış. Burada çok güzelmiş. Havası molası. 10 numara. Neyse, şunları bir indirsin de bari. Sırayla gideriz bakalım gittiği yere kadar. Bakacağız. Nereye gidiyorsa artık. Şöyle gel bakayım. De gel. Şu perdeyi sürükleyip bir baksan mı biraz acaba? Seni nereye koyacağız? Seni şuraya koyalım. Ben şu araya girebilir miyim? Bence girebilir. Çıkabilir miyim? Ya bu adam bunu bir yerden ayırdı gibi ama. Neyse, açacağız şunları da bakalım. Bir açayım. Gel bakayım sen de buraya. Mal nereye kadarmış bir görelim. Pozitif, pozitif. Tamam. Pozitif. Başka? Negatif. Komiklikler, şakalar. Herhalde şurası son ya. Şurası. Yani bizim mal... Gel abi buraya. Çözdüm ben olayı. Araya bir tane palet atmıştım. Şu boşluklara baksana. Dünyanın boşluğu var arabada. Aman bunu fayansçılar, gübreciler, mısırcılar, cipsçiler görmesin. Yoksa onlar hiç sevmezler boşluk. Bakayım. Şuraya çıkacağım. Lan mübarek, ne taktın kafaya, bırak işte. Adam gelince her şey çıkacak ortaya. Ne uğraşıyorsun? Değil mi? Ama işte. Ama işte nasıl çıkacağız? Ha, çıkmıyorum ya. Lan buraya kadar onların, bu da onların değil. Bu onların değil. Neyse arkadaşlar, şu bir yüklensin. Şey pardon. Bir indirelim şunu. Ondan sonra tekrar devam ederiz dayı gelince. Şimdi çekelim.
şöyle gidelim. Tamam. Haydi bakalım. Demin güneş vardı, hava bozdu ufaktan. Ha, bak şu çıtamız kaymış araya. Onu bir alalım. Çıtamızı da götürmesin. Şimdi yük çok hafif oluyor ya. Çıtayı mıtayı falan koymuyorum arkadaşlar. Acaba hangisini alacak? Bunu mu alacak? Heh, bunu alacak. Ben şuradaki işe bir bakacağım. Nerede? Pozitif. Bu son. Tamam. Tamamdır. Tekliğe kadar alacak. Etiketini gördüm. Hoppa. Şunu da koyalım. Sabah bir sürü köpek vardı ya. En az 10 dakika bekledim kayıt için. Arabadan inemedim. Telefon da yok. Telefon da açmıyor. Ya bu köpeklerden arkadaş. Ya bir şey yapacaklarından değildi. 5-6 taneler. Şimdi biri hırlar, anladın mı? Öbürleri de hırlar. Ondan sonra al başına belayı. Diğer yere bir şey kalmadı ya. Şunu da takalım. Şu dorseyi de müsait bir zamanda bir boyatsak var ya, ne güzel olur. Şöyle bir kumlayıp boyatsak. Sana da güle güle. Sen gel bakalım. Seni açalım. Kaç paleti kaldı abimizin? 2 paleti kalmış. Ha, sadece şunu açsam iş görüyor. Tamam, süper. Gel. Bunu da öne çekelim. Burada dur sen. 2 palet sonra devam. Oh. Ne güzel ya, burada yazın ne güzel oturulur. Çardaklar, mardaklar falan, kahveler. Çok güzel. Bu da tamam. Bunları da koyalım. Evet, bir palet kaldı. Diğer yerde görüşürüz. Evet dostlar. Adresimize yaklaştık. Son 3 kilometre. Çok yakındı diye üstümü falan çıkarmadım. Zaten bir daha giyip çıkar uğraşmayayım diye. Üşümüştüm zaten biraz da dışarıda. Şu abiyi bir sollasak mı ya? Ha? Bir yandan da gideceğim yeri kolluyorum karşı tarafta. Karşımda kalacak, gördüm. Pozitif ambalaj. Yakaladım seni. Tamam. Şuraya geleceğiz. Ama onun için bir U dönüşü yapmamız lazım. Hemen alırlar mı? Hemen alırlar. Alırlar, evet. Güzel. Şimdi biz şuradan döneceğiz ama dönüş yok, geçtik. Nasıl döneceğiz? Bir sonraki dönüş nerede? İleride. Yolu yanlış. Navigasyon kendini güncellememiş. Ben şuradan döneceğiz diye bekliyordum ama maalesef güncel olmadığı için biraz daha gideceğiz. Hareket ediyoruz. Devam. Gidelim, biraz daha ileriden dönelim.
Yol uzadı, sıkıntı. Modern ambalaj. Burada modern kartonun Çorlu'daki yeri. Şöyle bir dönelim. Var mı gelen giden? Yok. Rahatlıkla dönebiliriz. Şimdi biz bu yükü indirdikten sonra temiz tekrar geri döneceğiz bu yol üzerine. Şöyle tekrar döndüğümüz istikamete geri gideceğiz. Büyük karıştıran tarafından yağ yükleyeceğim Sancaktepe'ye. Bu aralar çok şükür hiç WhatsApp'a bakmıyorum arkadaşlar. Yani gruplardan falan hiç aramıyorum. Ta ki şu kısa mesafeye döndüğümden beri. O yüzden biraz mutluyum. İş arama stresi biraz üzerimden kalktı. Sabitledim böyle birkaç yeri. Onlara böyle gidip geliyorum. İşler de böyle bir sanki hafif hafif canlandı gibi. Bilmiyorum, sadece gibi. Ya da ben sabit çalıştığım için bana öyle geliyor olabilir. Ne kadar kaldı? Çok detay vermeyeceğim bununla ilgili. Sadece biraz daha iyi gibi şu anda. Işık var. Şuna bir bakacağım, girişi nereden diye kaçırmayayım. Çok dar bir girişi vardı. Dönüşü olmayan bir girişe girmeyelim. Allah Allah. Bu kadar gittik mi biz ya? Gittik mi? Evet, şurası pozitif ambalaj. Bizim böyle bir yanaşmamız lazım. Böyle. Tamam. Şurada duralım bence. Eğer çağırırlarsa, gel derlerse şöyle bir geniş alırız. Çünkü orası biraz dar. Yan taraftan gidemeyiz. Şurada da bir bozukluk var zaten. Neyse arkadaşlar, bu videoluk benden bu kadar. Artık video nasıl geçti bilmiyorum. İnanın biraz açım. Enerjim de yerinde değil. Susuzluğum da var biraz. O yüzden çok anlayamadım ben nasıl geçtiğini. Ama dolu dolu geçtiğine inanıyorum. Yanaştık, indirdik, bindirdik, yükledik, çıktık, geldik, döndük vesaire. Biraz aksiyonlu bir video oldu diye tahmin ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kanala abone olup Instagram'dan da takip ederseniz çok sevinirim. Görüşürüz.